Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada oruçlar iyi gidiyordur inşallah. Tutmakta zorlanmıyorsunuzdur. Marsilya, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanarak bon servisini aldı. İyi bize ne? Değil mi? Yalnız opsiyon 8.4 milyon euro. Ve sonraki satıştan %20 pay hakkı bulunan Başakşehir bu transferden 1 milyon bin euro kazanmış oldu. E, duyumcu arkadaşım birine göre Marsilya ligde kalma garantisiyle transfer etmiş. Yani eğer ligde kal kalırsa kesinlikle zorunlu opsiyon devreye girer şeklinde. Ve 650.000 bin euro bonus mevcutmuş. Bilginiz olsun. Şimdi bakın arkadaşlar 500 bin euroya kiraladılar. 4 Temmuz 2021'de. Şimdi 8,5 milyon euroya almış oldular. Yani toplamda 9 milyon euroya mal etmiş oldular. Cengiz Ünder'i. Eder mi? Eder. Eder. 37 maça çıkmış. 11 gol 4 asisti var. 2693 dakika. Yani düz mantık 2700 dakika diyelim. 30 maçta 11 gol 4 asisti var. Yalnız lig Lig 1 yani Fransa Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Fransız, Fransa Kupası'nda oynuyor. E, Türk milli takımıyla 38 maçta 12 golü var. Diyeceksiniz ki bize ne? Bize nesi yok işte. Elimizden kaçan isimlerden birisi. Yaz transfer döneminde Emre Belezoğlu ben bu ismi getireyim dedi. Yani biz Pereira'yı getirdik getirmesine ama aslında Pereira öncesinde biz Cengiz Ünder'i daha uygun bir maddeye, daha da ucuza getirebilirdik bilginiz olsun bu burada kalsın. Zamanı gelince konuşulur. Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçında tam 10 kurtarışa imza atmış. Ee, bir dönem bizim kapımızdan yani bizim biz transfer ettik edeceğiz etmek üzereyiz ediyoruz derken edememiştik. 32 yaşındaki kaleci 25 Ekim doğumlu. Ee, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yani birçoğunuz sevmeyebilirsiniz. Ankara'da doğup büyüme bir kardeşimiz Beni bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim. Ertaç Özbirden Adana Demirspor'la anlaşmış. Yani mesela yedek kaleci diye alsaydık kötü mü olurdu? Bize bir yedek kaleci lazım. Aslında buradan subliminal bir duyum veriyorum. İnşallah anlatabiliyorum. UEFA Financial Fair Play görüşmeleri daha önce de belirttiğim üzere Nisan'ın ilk haftasında gerçekleşti. Daha doğrusu gerçekleşti mi diyeyim, gerçekleşecek mi diyeyim, gerçekleşmek mi diyeyim. Gerçekleşmekte daha mantıklı. Çünkü dün sabah saatlerinde Fenerbahçe heyeti Cenevre'ye gittim. Ee, ve financial fair play, finansal fair play, fair play daha doğrusu biz bu şekilde söyleyelim. Çünkü bizim için financial'dan önemli olan finansal kısmı ne kadar da okunuşu financial olsa da bizim için finansaldır. Bu görüşmeler ne şekilde sonuçlanacak? Tabii ki de bir mesaj vermek istemiyorum ama işler iyiye gidiyor. En azından kendimizi anlatabildik arkadaşlar. Ya hocam işler nasıl iyiye gidiyor? Gözünü seveyim. Bak. İşte şu transfer, bu transfer şöyle böyle. Ben size ilginç bir duyum vereceğim. Futbolla alakalı değil. Daha doğrusu sosyal medyanın konuştuğu bir olayı konuşacağım. CSK Başkanı Andrei Vatutin Vatutin bir açıklama yapmış duydunuz mu? Aslında gündemi çok değiştirecek bir açıklama. Fenerbahçe'ye kaynak açıklaması aslında. Rus kulüpleri gelecek sezon Euro Ligi alınmazsa ki alınmayacaklar. Eğer kendi yani eğer alınmazsa biz de kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe'ye de teklif götürdük. Her takım sezon sonunda en az 5 milyon euro ödül alacak. Her takım. Sezon sonunda en az 5 milyon euro ödül olacak. Her takım, her takım turnuvada sezon başına 100 milyon eurodan fazla gelir dağıtılacak. Şimdi her takım en az 5 milyon euro kazanacak yani. Son sırada tamamlayan takım 5 kazanacak. Benim anladığım bu. Orta sırada tamamlayan takım belki 10 milyon euro kazanacak. Devam ediyor. Kuracağımız lig sisteme göre 5 Rus, 4 artı 1, 4 Türk 3 artı 1. 3 Sırp ve 3 Yunan. 2 artı 1, 2 artı 1. Macaristan, Bulgaristan ve Karadağ'dan birer kulüp tarafından oynanacak. Benim için hiç önemi yok. Rus takımıyla oynamışız, Macaristan oynamışız. Umurumuzda değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Yeni Euroleague, bu modeldeki Euroleague'i Fenerbahçe'nin işte ya da Türk takımlarını kazanma ihtimali çok çok yüksek. Türkiye'den Fenerbahçe dışında Anadolu Efes, Galatasaray, Gaziantep basketbol, Darüşşafak gibi Darüşşafaka gibi takımlara da teklif gönderdik diyor. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kabul ederse Anadolu Efes'te Galatasaray'da anında kabul ederler. Anında kabul ederler. Yani Gaziantep Basketbol'da, Darüşşafaka'da zaten bunlar var diye kabul eder. Keşke olsa bak alt şeyler neydi, neydi onun adı? E, amatör branşlar biliyorsunuz zarar getiriyor. Fenerbahçe'nin bütçesine 20 milyon euro olduğu söyleniyor. Ya buraya katıl kazan ya da orta sırada tamamla ya da final fora katıl. Bak buraya katıl final fora katıl. Fark etmez. Muhtemelen 8 takım ya da diyelim 12 takım hani 4 artı 1 oradan 3 artı 1 falan hani 5 kendilerinden 3 şey 5 kendilerinden 4 bizden olsa 9 18 takımlı olsun ya fark etmez. Ya da 15 takımlı olsun. 14 4 28. Hem seyirci geliri hem diğer gelirler müthiş bir para. Bence bunu değerlendirmek lazım. <laughs> 20 milyon euro zaten bir onu sponsorla çıksa, onu da buradan çıksa müthiş para. Alın size kaynak. Serdar Aziz sözleşmesini diğer videoda konuştuk. Tisserand konusunda satılacak duyumları var. Sosyal medyaya düşmüş. İnanın şok oldum yani böyle bir duyumu duyduğum için. Atilla Sanayi için 17 milyon euro ve üzeri teklife satılması bekleniliyor demişler. İnanın şok oldum bu duyumu duyunca. Kim Minji'nin bir sene daha kalması hedefleniyor demişler. İnanın bu duyumu duyunca şok oldum. Yani duyumcu arkadaşların özgün özel duyumlar bilginiz olsun. Bir yabancı bir Türk stoper arayışı olacakmış. Bu arkadaşlara biriniz hatırlatsın. Kolkır bizim sözleşmeli oyuncumuz. Fenerbahçe'ye geri dönüşü olacak. Yani Kolkır Fenerbahçe'ye geri dönecek. Biriniz bunu hatırlatırsa sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben anlat ben anlattığım zaman anlamıyorlar. Kafaları basmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onu söyleyeyim. Kaçan büyük fırsatlar. Fenerbahçe futbolcularının kaçırdığı büyük fırsatlar. Çok ilginç bir şey istatistik söyleyeceğim. Valencia 9. Serdar Dursun 7. Perişa 2 diyor. Şimdi Serdar Dursun'un bir 6 pastan bir kaçırdığı, avut attığı pozisyon var. Onu hatırlıyorum. Onun dışında hani çok kaçan büyük fırsat. Yani net pozisyon diye hatırlarsanız ben her maçta not alırım. 9 Valencia'nın, 7 Serdar Dursun'un, 2 Berişan'ın olması çok ilginç. Fenerbahçe taraftarına sorsanız 9 Berişan'ın, 7 Serdar'ın, 2 Valencia'nındır. Fenerbahçe taraftarı tuttum bile tutar tutmadım bile sıkıntı. Şimdi aralarında en genci bakın Berişan'ın asıl mevkisi ikinci forvet. Yardımcı forvet. Yani 40-10 numara değil, gizli forvet değil. Yani gerçi gizli forvete yakın yardımcı forvet. Ama en az net pozisyon kaçıran Berisha'ymış. Çok ilginç değil mi ya? En linç denen o. Bakın Berisha çift forvet oynatıldığı zaman e, verimi daha çok verebilir. Yumuşak birlikten geldi. Bizim ligimiz sert. Bizim lige alışma evresi diye bir şey var. Bakın bizim lige alışmak kolay değil ama alışırsan da bizim ligden e, hani prime dönemini yaşarsın. Bakın bu ligde alışması için de oynatılması lazım. Öyle idmanlarla idmanlarla olmaz. Bitiricilik konusunda zayıf ama özgüven konusunda sıkıntılı. Bakın psikolojik olarak kötü durumda Berisha. Galatasaray maçında oynasa, sonradan girse bir tane gol falan atsa, hani Fenerbahçe kazansa inşallah bir tane de gol falan atsa bu sefer de patlama yaşar. Sezon sonuna kadar Berisha mı Serdar mı tartışmaları içerisinde lan yeni forvet almasak mı falan dedirtir. Yani oynaması lazım arkadaşlar. Ha Serdar Dursun'un oyun katkısını mesela ben katkısını yüksek görüyorum ama birçok arkadaşım diyor ki bundan olacak iş değil diyor. Sen bunun neyini beğeniyorsun diyorlar. Bana kızıyorlar. Şimdi Pereira döneminde mesela Berisha'nın kilit pasları çok çok iyiydi. Hiç dikkat ettiniz mi? Yani bir şeyler yapması lazım. Tıpkı Arda Güler'i kazandığımız gibi Berisha'yı da 10 15 dakika oynatmamız lazım. Ha, sözleşmesi kiralıktır. Alma opsiyonu yoktur. Geri ücretsiz gidecektir. O yüzden oynatılmıyordur. Lafım yok. Onu söyleyeyim. Taliska'yı bize yazmışlar. Arkadaşlar bir milyonuncu kere söylüyorum. Taliska gelmeyecek. Hedefimiz de yok. Planlamamız da yok. Yine duyumcu arkadaşlardan biri. Belçika takımı Westerlo Berke Özer'e sözleşme teklifinde bulundu demiş. Valla istedikleri kadar bulunsunlar. Ben bu Berke Özer olayının sonunun sözleşme uzatmaya gideceğini düşünüyorum. Ama olmayabilir. Hani ben duyum olarak söylemiyorum. Hissi konuşuyorum. Olmayabilir. Bakalım sonuç ne olacak. Diego Rossi sosyal medyada görmüşsünüzdür haberleri. Ben uzun uzadıya anlatmak istemiyorum ama Rossi'nin satın alma opsiyonu kullanılıp 4 yıllık sözleşmenin zaten imzalandığı şeklinde. Diego Rossi konusunda hatırlayın. Benim sözlerimi hatırlayın. Sosyal medyanın sözlerini hatırlayın. Chris bu konusunda arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim şimdi. Birçok kişi de ulan bu adam da amma ukalaymış kendini ne kadar ediyor demesin. Diğer arkadaşlar da hatırladıkları ölçüde cevap versin. Crespo'nun ilk maçı. Geldim. Sosyal medya allak bullak canlı yayın yapıyorum. Hocam Rıdvan Dilmen'i duydun mu? Crespo'yu yerden yere vurdu falan. Allah Allah dedim. Arkadaşlar saçmalamayın. Crespo iyi topçu. Hani ben 450 dakika kuralım vardır benim. Ben bir futbolcu 450 dakika izlemeden yorum yapmam. 450 dakika izlemem lazım arkadaşlar. Bir futbolcuyu. İzlemeden yorum yapmam. Çünkü bu sağlıklı bir yorum olmaz. Ha, bir maç geldi izledin. Prime maçı. Süper bir maç oynadı. o süpermiş. Geçiniz. Dedim ki 450 dakika izlememe gerek yok. Bu çocuk çatır çatır topçu. Kütür kütür topçu. Ayağı çok iyi pas yapıyor. Bundan çok asist falan görürüz dedim. Gerçi çok görmedik herhalde ama. Yani çok iyi pasları var dedim. Çok iyi kesiciliği var. Hani Gustavo'nun pas atabileni dedim. Daha ne istiyorsunuz? Ki biraz daha dinamizm var. Rossi konusunda da sözlerim belli. Şimdi sosyal medyada konuşulanlara bakın. Diyorlar ki Kerem Akdürkoğlu 30 maç 8 gol 6 asist. 8 gol 6 asist. Yalnız atladığınız bir şey söyleyeceğim. Kerem Akdürkoğlu'nun süresine dikkat etmediğinizi hatırlatırım. Süresine dikkat etmemişsiniz. Bakın süreye dikkat edin. bir 21 Ekim'de 24 olacak. Yani yaş olarak bir şeylik var. Süresine dikkat edin Kerem Akdürkoğlu'nun. Ve tüm kulvarlarda da oynamışlığına dikkat edin. Ee, Rossi'nin tüm kulvarlarda Hani maç sayısına Vesaire dikkat edin Şimdi şöyle söyleyeyim Kerem 45 maça çıkmış 45 maç Milli takımdan hariç 11 gol 10 asisti var 3470 dakika 3470 Rossi'ye bakıyorum 32 maça çıkmış 1718 dakika Bakın arkadaşlar yarısı, yarısı kadar Ve 4 gol 7 asisti var iki katına çıkartalım. 8 gol 14 asist olsun. Hani yuvarlama yapıyorum. Hemen hemen eşit değer. Yani 11 gol 10 asist birisi. 8 gol 14 asist diğer yapmış olacak. Ha, Avrupa Ligi elemeleri falan filan var. Ligi baz alırsak 2332 dakikada 8 gol 6 asist 30 maçta Kerem 1349 dakika yine hemen hemen yarısı kadar diyebilirim. 4 gol 7 asist Rossi. Bunun çok bir önemi yok önem sahada ortaya çıkar. Yani bunlar sadece rakamlar. Ancak ikisi de aynı yaş kategorisinde Kerem'in 15-20 milyon euro konuşulduğu yerde Güney Amerika pasaportlu not Avrupa pasaportu da var. Yani serbest dolaşım hakkı var. Avrupa'da herhangi bir takıma satarsan yabancı sayılmayacak. İstedikleri kadar oynatabilecekler. Güney Amerika pasaportlu bir oyuncu en az 12-15'e gözü kapalı gider diyor. Dakika olarak Kerem iki kat süre almış diyor. Tabi burada da biraz Rossi'nin lige alışma adapte, adaptasyon süreci var. Bak Beriş ya da Rossi de lige alışsa bence tutulmaz iki isim. Hatta bak şu cümlemi söylüyorum rezil olmak pahasına. Berisha ligin en iyi forveti olur eğer lige alışsın. Ligin en iyi forveti olur. İstisnasız en iyi forvet olur. Bir kardeşimiz yazmış. Rossi 1349 dakikada yani 15 maçta 4 gol 7 asist yapmış. Uruguay milli takımının havuzuna girmiş bir oyuncu alışma sürecini fiziksel eksikliklerini düşünürsek gayet iyi bir sezon geçiriyor. Ekonomisi iyi olan her takımın çok rahat 6 milyon euro verip yatırım yapabileceği bir oyuncu demiş. Ben 6 milyon euronun hiçbir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Rossi için 6 milyon euro feda edilir diye düşünüyorum. Gerisini size bırakıyorum. Anthony Vakayeme Fenerbahçe'ye yazmışlar. Hayırlı olsun demişler. Niye Trabzonspor kapandı mı? Trabzonspor kapandı mı Fenerbahçe hayırlı olsun demiştiniz. Diye baktım. Arkadaşlar bakın. Duyumcu bir arkadaş yazmış. Antonio Vakayemen'in menajeri Fenerbahçe ile görüşüyor demiş. Ya bakın ben bir tarafım da Trabzonspor'dan haber aldığı için söylüyorum. Trabzonspor'la sözleşmeyi uzattı Vakayeme. Uzattı hatta 3 artı 1 yıllık diye biliyorum. Şu an kafam karışmış olabilir. Saat bayağı geç. 3 artı 1 diye biliyorum. Bunu bu haberi yapanlar Fenerbahçe'ye hizmet etmiyorlar. Fenerbahçe'nin aleyhine çalışıyorlar. Hani şey gibi ya. Bak Fener istedi ama Trabzon'da kaldı. Ferdi'nin intikamı alındı gibisinden. Ne Ferdi'nin Trabzon'da görüşmesi oldu. Ne Vakıf'ın Fenerbahçe'ye geleceği ha. Şu bir gerçek. Yoklama çekildi mi? Çekildi. Şimdi ona da yalan söylemem. Ramazan ayındayız. Normal zamanda da söylemem. Onu söyleyeyim ama durum bu. <laughs> ha, hocam Luis Suarez, Luis Suarez'e bir değinir misin hani? Sence Berisha e gitsin Luis Suarez olan lan Berisha e değil Serdar Dursun da gitsin. ikisi birden gitsin ben Luis Suarez'e okeyim. Ben Luis Suarez'in şu an, şu anki yaşı Berisha e artı Serdar Dursun performansı verir gibi düşünüyorum. Ha bu benim şahsi fikrim. Gelip bir Falcao'ya dönüşürse onda yani Allah bilir ben bir şey diyemem ama şimdi Ali Koç'un Santrafor'da bence Santrafor'da ve teknik direktörde tek atması lazım. Tek atacak abi. Atıyorum İsmail Kartallan devam. Luis Suarez'i getiriyorum. Al sana forvet. Olur. Şimdi Löv'ü getirip Serdar Dursun Berişay'la devam ettirirsen orada görürüm ben Löv teknik direktör mü değil mi? Hadi Serdar Dursun'la Berişay'dan verim alsın. Onlarla şampiyon yapsın. Üçüncü forvetinde Valencia olsun. Ha herkes aynısını söylüyor. Hocam bana da şunlar alsın ben de şampiyon yaparım diyor. Herkesin kullandığı cümle bu. Aa, i̇nşallah Suarez konusunda Fenerbahçe'nin yüzü güler. Peki hocam Suarez gelse Berisha Serdar Dursun kalsa Berisha'yı okutur muyuz? Hayır kesinlikle okutamayız. Berisha o zaman da bu ligi hiç alışamaz. Berisha'nın oynaması lazım. Kara Gümrük'ten Pesic'i alsaydık, Berisha'yı kiralık verseydik, Berisha takır takır her maç oynasaydı sezon sonu fişeye dönüşürdü o Berisha. Biz beceremedik. Umut Bozok. Umut Bozok'u biz yıllardır takip ederiz. Bizim scout ekibinin yıllardır takip ettiği bir isim. E şimdi de gelecek sezon transfer listemizde diyorlar. Ortalığı çok karıştırır Umut Bozuk. Bakın bir futbolcuyu Fenerbahçe ve diğer takımlar isterse o futbolcu Fenerbahçe'ye imza atar. İster gönünde Galatasaray olsun ister Beşiktaş olsun fark etmez. İddialı bir cümle kuruyorum ama geçmişten geçmişteki tecrübelerimize dayanarak kuruyorum bu cümleleri. Ama Umut Bozok konusunda ben ya pozitif düşünemiyorum ya. Fakat eğer becerebilsek, alsak bu sefer de çok çok pozitif düşünüyorum. Niye çok çok pozitif düşünüyorum? La tam bizim futbolcumuza. Tam Fenerbahçe futbolcusu. Ya ceza sahalarına koşarak girebilecek, sprint atabilecek, savunma arkası koşulları yapabilecek, yakaladığını atabilecek forvetlerden bir tanesi. Ama çok karıştıracak. Şimdi bir öneri vardı. Bir kardeşimizin çok güzel bir önerisi var. Onu dile getireyim Luis Suarez'le ilgili unutmadan. Diyor ki hocam Fenerbahçe 2003 yılında Ümit Milli takım oyuncularını topladı. Genç bir kadro kurdu. Ve o takıma lider olarak Pierre Van Hooijdonk getirildi. İki yıl üst üste o kadro şampiyon oldu diyor. Benzer kadro şimdi de var. Bu kadroya lider olarak Luis Suarez seçilmeli. Tam bir winner, lider, yıldız golcü demiş. Şimdi bak Ümit milliliği boş ver. Yaş kategorisinden bak. Kalede Altay. Sağ bekte Osayi. Stoperde Kim Minji, Atilla Salayi. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Bakın yaş ortalaması şu an için 20, 24'ün altında sanırım. 24'ün altında diye biliyorum. 24 diyelim. Crespo. Crespo'nun yanına Zayt önüne İrfancan Can Kahveci diyelim. Şu an kaç tane Türk oldu? Ferdi, Altay, İrfan. 3 tane Türk'ün oldu. O temene seneye o kural değişir de. Değişmezse bile diyorum. Şimdi 3 tane Türk'ün oldu. Luis Suarez'i forvete koy. Solda Rossi olsun. 24 yaşında bir oyuncu. Bir de yedek becerebilsin, güzel bir şey çeksen o da olur. Sağ kanada da hani o ayarda birisi. Mesela Vargas konuşuluyor. Hadi Vargas'ı aldın diyelim. Vargas, Suarez, Zaytsın yerine de oraya bir 8 alalım. Mesela Salih Özcan'ı alalım. 4 Türk olsun. Amacım 4 Türkiye tamamlamak. Yanlış anlaşılmasın. Bakın yaş olarak çok düşük bir kadro. Suarez'i sayma. 24 ortalamayı tutturduk herhalde. Ya da 24'ün altını tutturduk. Bunlara abilik yaparsa Suarez zaten Fenerbahçe uçar gider. Uçar gider. Ben bu görüşe katılıyorum bu kardeşimizin görüşüne. Yani Fenerbahçe'nin transferden ziyade yapılanmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bakın birçoğunuz halı saha maçı oynuyorsunuz. Halı sahada dandun oynayan takımları görüyorsunuz. Dandun futbolcuları görüyorsunuz. Birçok takımda birlik beraberlik yok, birçok takımda şeylik yok. Ama ben Luis Suarez konusunda yani umutluyum, sevinçliyim. İnşallah olur arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Siz videoyu ne yapacağınızı biliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.